Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Yaşar Avuk. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de çok soracak olursanız çok şükürler. Bizler de iyiyiz. Arkadaşlar bugün sizlere daha önce yaptığım musakka kıymalı musakka yemeği yapacağım. Bu biraz daha değişik, biraz daha ayrıcalıklı bir musakka olacak. İnşallah sizler de beğenir, evinizde yapar. Siz de bu tattan faydalanırsınız inşallah. Şimdi sizlere malzeme kısaca bir tanıtayım. Şimdi burada doğramış olduğum patlıcanlar var. 6 adet yaklaşık. Burada da kızartma başlamıştım. Eğrisi yerde kızartıyorum arkadaşlar. Burada yağı da üstlerini yağlayıp fazla yağlı olmamasını sağlıyorum. İşte burada 2 adet orta boy soğanımızı ince doğradım. Burada bir kap biberimle 8-9 adet ince yeşil sivrilerimi doğradım. İçlerine 1 adet de sarımsak katacağım. Burada da eğri filemiz görüyorsunuz. Şu şekilde üstlerinde fırçayla yağlayıp kızartıyorum. Biraz meşakkatli oluyor ama değer hafif bir yemek oluyor arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş kıyma pozisyonuna geçeceğiz. Kıymamızı kavurmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kıymamı tenceremize aldık. Yaklaşık burada 20 kilo da kıyma var. Şimdi bunu böyle bu şekilde, hep böyle bu şekilde eze eze kum gibi ayrılana kadar bu şekilde iyice kavuracağım. Sırasıyla soğanını, yeşil biberini, domates sosunu falan, artık pul biberini, karabiberini ne varsa ekleyeceğim. Güzelce kavurduktan sonra artık harcımız musakka için hazır olacak arkadaşlar. Durum bu şekilde devam edecek. Bunun süslemesi de değişik bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Bakalım inşallah sizler de beğenirsiniz. Şimdi biz bunu bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Detaylarda görüşürüz. Evet arkadaşlar, kıymamızın suyu iyice çekene kadar kavurduk. Şimdi sırasıyla ikinci soğanları atıyoruz arkadaşlar. Bir müddette soğanlar da kavrulacak. Arkadan sivri, yeşil biber, kırmızı biber olan, içinde de bir diş adet sarımsak olan sebzelerimizi ekleyeceğiz. Bir müddette onlar iyice kavuracağız arkadaşlar. Sıra bu şekilde gidiyor. Mis gibi kokular gelmeye başladı şimdi arkadaşlar. Kıymamız da kurban kıyması. Evet arkadaşlar burada böyle kavrulmaya devam etsin. Mis gibi kokular şimdiden geliyor arkadaşlar. Akşama ziyafette. Yolu yakın olan buyurun çıksın çıksın gelsin arkadaşlar. Soframızda herkese yer var. Evet arkadaşlar. Bu bir de kavursun. Detaylara gideceğiz. Diğerlerle buluşuruz. Evet arkadaşlar yavaş yavaş son aşamada geçiyoruz. Oradan kapya biberimizi, kırmızı biberimizi, yeşil biberimizi, bir dişte sarımsağımızı ekledik. Bir müddette bunu da böyle kavuracağız arkadaşlar. Görüyorsunuz renk yumuş oldu. Bir tane de buna ben bir demeter domates rendesi ekleyeceğim arkadaşlar. Detaylı görüşeceğiz. Arkadaşlar domates rendesiyle birkaç salçayı karıştırdım için attım. O anda çekime başlamamışım, özür dilerim. Şimdi pul biberimi attım, kekiğimi attım, göz kararı tuzumuzu da atıyor arkadaşlar. Orayı kamayla açmayı unutmuşum. Bir domates rendesi yedim, içine bir yemek kaşığı dolu dolu salça ekleyip karıştırdım. Az bir yağ ekledim, biraz tuz ekledim. Tencerenin içinde biraz onu da ayrı havuz gibi açıp kavurdum. Tekrar hepsini şu anda birleştirdim. Karıştırmaya devam edeyim arkadaşlar. Bu aksaklık için özür dilerim. Aşağı yukarı
karışımımızın sonuna geldik arkadaşlar. Birazdan da tepsiye döşemeye başlayacağız arkadaşlar. Mis gibi oldu. Şöyle biraz kavrulsun arkadaşlar. Evet. Karışımımız bu arkadaşlar. Lahmacun işi gibi. Detaylarda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Düştüğümde tamam. Şimdi tepsiye patlıcanlarımızı şöyle dizelim. Şimdi böyle son şeyde pişti arkadaşlar. Bunları böyle bir dizmeye devam edeyim. Sonuçta görüşürüz. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımı tepsime dizdim. Şimdi kıymalı harcımı üstüne boca ediyorum. Şu şekilde. Kıymalı harcımı üstlerine yayıyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce ne? Bunu küçük bir tepside yapıp da iki katlı da yapabildik. Ama ben böyle tercih ettim. Tek kat. Çünkü üstlerine de domates de süsleyeceğim arkadaşlar. Bu da değişik bir musakka olacak arkadaşlar. Klasiklerden farklı. Bir iki tane fazla var, onları üste koydum. Patlıcanlardan. Şimdi şöyle bastıralım. Şöyle demlemiş olduğum limonlardan da şöyle üstlerine garnitür şekilde süs olarak ekliyorum arkadaşlar. Biraz daha değişik bir tarif olacak. Görünüşüyle de harika olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle. Domates işlemimiz de tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bir fotoğraf almak istiyorum. Fotoğraftan sonra diğer detaylara geçeceğiz. Şimdi dediğim gibi burada kıymayı kavurup tencereye bir yemek kaşığı salçayla az bir tuzla suya karıştırdım. Karışımımızı o kıymalı harcı kavurduğum şeye döküyorum ki onun kıymasının lezzetinden faydalanalım. Boşa gitmesin arkadaşlar. Şimdi şöyle kenarlarını tencerenin sıyırarak şöyle de içindeki kıymanın tadı salçalı soslu suyumuza karıştırıyorum arkadaşlar ki lezzet üstüne lezzet bombası yaşayalım arkadaşlar. Yerken keyif alacağımız müthiş orijinal bir musakka tarifi arkadaşlar. Bu tarifi belki lokantalarda bile bulamazsınız. Herkesin kendine göre has bir yapımı arkadaşlar. Şimdi sosumu, suyumu döküyorum.
Şöyle belki az bir şey su daha eklemek istiyorum. Şöyle biraz daha suyundan da ekledim. Evet arkadaşlar, şimdi fırınımızı ayarlayayım alt üst. Şöyle 180 derecede ağır ağır tepsimizi veriyorum. Şekil bu mudur? Budur arkadaşlar. Fırınımıza gidiyoruz. Fırınımıza verdik. Dakikayla ayarlayalım. Bir 23 dakika ayarladım. Gerekirse devam edeceğim. Evet arkadaşlar, musakkamız şu anda fırında. Kameramı düzelteyim. Evet arkadaşlar, piştikten sonra detaylarda görüşeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, bu muhteşem yemeğimizi fırından çıkarttım. Şöyle bir servis tabağına aldım. Şöyle kanapımı. Şimdi bir lezzet tadına bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi her şey hazır. Tadım aşamasına geçiyoruz. Şöyle patlıcanla şöyle bir parça bismillah alıyoruz. Patlıcan lokum gibi olmuş. Tadı her şey mükemmel arkadaşlar. Hani abartmıyorum, gerçekten öyle. Burada şu anda yanımda olsanız değilseniz siz de tatsanız bu yemekten. Şimdi yanına ben bunu pilavı yaptım bu sefer. Buradan da alayım. Bu da enfes olmuş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yemeğimiz burada. Harika görüntüsüyle, değişik bir tarifiyle sizlere musakka yapmaya çalıştım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün de bu videoma son verirken hepinize selamlar söylüyorum. Kucak dolusu sevgi, saygı hepiniz olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.